Cemin cevizi güzel, meyvesi güzel. Abi, verimi de iyi ama yaprakta kara lekeler, meyvede bilmem karalamalar, şunlar bunlar. Yani bir randıman yok yani. Ama veriyor. Ağaç da güzel büyüyor. Biz onu istemiyoruz ki. Yani Şebin ve şey örneğini verdikten sonra diğerlerinde bunlara kıyaslama yapabilirsiniz. O şekilde buna dikkat edeceğiz. Yer seçimi, yöre seçimi, o bakımdan çeşit seçimi önemli oluyor. Çok çeşit var. Yerli çeşit var, ithal çeşit var. Bunların çoğu da tescil edildiği ithal çeşitlerin. Hepsini tek tek anlatmaya burada zamanımız yok. Yalnız evet, ben bir iki örnek vermek istiyorum. Bu önemli. Şimdi burada bir franket çeşidi var. Frankuette yazılışı. Fransız çeşidi. Evet. Efendim bir Fernor var. Bir de Fernet de var. Bu Fransa'dan bize tescil edilmiş çeşit bunlar. Kökümüz var, gövdemiz var ama verim yok. Biz Frankuette'yi seçerken, Frankuette çeşidi bu, çantının tozlayıcısıdır. Fakat ayrı bahçe kurabiliriz. Bunun yan dal verimli değil bu. Uç dal verimli. Fakat bunun bir avantajı şu. Geç açıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Geç donu kurtarıyor. Yani o zaman soğuk bölgelerde, geç don olan yerlerde Frankuette'yi seçeceğiz. Ama çok önemli, geç don var. Frankuette'yi seçtik. Çok da güzel aroması var bunun. İnkar edilmez Frankuette. Evet. Hatta şu anda Fransa'dan gelen çeşit bu. Yani meyve. Oradan gelen. Frankuette'nin özelliği şu. Eksi 10 dereceleri yukarı geçmeyecek. Azami. Evet. Yani en düşük sıcaklığı eksi 10 derece geçmiyor. Ona dikkat edeceğiz. Eğer orada geç don yoksa yerliyi dikelim. Uç dal verimli o. Yan dal verimi yok. Evet. Yerliyi dikebiliriz. Onda bir şey yok. Yan dal verimli sözü. Yan dal verimli dikelim. Ama geç don varsa biz geç açanı arıyoruz. Sıkıntı evet, burada. Geç don varsa bir yerde, ben de yerli çeşit dikersem o geç dona da yakalanıyorsa verim alamıyorsunuz. Eksi 10 dereceye kadar franketi dikiyorum. Geç dondan kurtarıyor. Dolayısıyla verim veriyor. Ondan sonra gelelim Fernor'a. Şimdi Fernor, bu da Fransız çeşidi. Ana çeşit olarak biliyoruz bunu. Gösterirsek Fernor'u, birkaç çeşidi var burada Fernor'un. Şöyle gösterelim Fernor. Bu da güzel bir çeşit. Bu eksi 25'e kadar çıkar. Eksi 25 dereceye kadar dayanabilir. Evet. Ama ne zaman? Uykudayken. Nasıl dayanıyor? Erken yaprağını döküyor. Bak şimdi bu çok önemli. Geç yaprağını dökerse erken uykuya giremeyecek. Bu sefer geç, erken donda gidecek. Erken yaprağını döküyor. Uyumaya geçiyor. Kendini eksi derecelere hazırlıyor ve eksi 25'e kadar dayanabildiği yerler var. Karasal iklim cevizi bu Fernor. Evet. Yan dal verimi de var. Fena ceviz değil. Geç açıyor. Geç açıyor ama siz bunu geç açıyor diye geç don olan yerlere dikerseniz, düşük rakımlara, bu sefer orada geç yaprak döktüğü için sıkıntı başlar. Evet. Erken yaprak dökecek, geç açacak, yüksek rakımın cevizi bu, Fernor cevizi. Evet. Yani demek ki 25 derece, eksi 25 kadar da dayanabilen, geç açan bir çeşit. Bu sınırları bileceğiz. Franket neydi? Eksi 10 derece dayanıyordu. Bunlar önemli. Bir de orada yükseklik var. Evet. Yükseklik var ama burada kesin sınır koymuyorum ben. Yani eksi 10, 9 olur, 12 olur, 11 olur. Yani burada tutup da yarın. Mesela Fernet de var. Bu da iyi bir çeşit. Bu da tescil edildi. Fransız çeşidi. Fernet de. Bu da güzel bir ceviz. Ben bunun da aroması güzel. Franket gibi veya Fernor gibi. Bu da ortalarda. Franketle şeyin arasında, Fernor'un. Daha çok Fernor'a yakın. Ve Fernor'un tozlayıcısı olarak kullanıyoruz Fernet'teyi. Peki Selam Bey, çeşidimizi değiştirdik. Tabii çeşidi değiştirdikten sonra çok büyük bahçelerde bir de tozlayıcı seçmek lazım. Çok önemli. Bu anlamda tozlayıcı seçimi yaparken çok... neye dikkat edeceğiz? Hangi evet, çeşitlerde hangi tozlayıcıları tamam, kullanacağız? Bunlardan biraz bahsedelim. Tamam. Tozlaşma veya döllenme bir adıyla buna çok dikkat edilmiyor ülkemizde maalesef. Biz bu konuda dış ülkelerde yaptığımız gezilerde, akademisyenlerle birlikte yaptığımız gezilerde ve oradaki akademisyenlerden, bahçe kuranlardan aldığımız bilgilerde tozlaşmanın çok önemli olduğunu gördük. Çünkü verim, yüksek verim alıyorlar. Bu yüksek verim almak bir zincirin halkaları gibidir. Yani birini eksik ettiğin zaman siz ne yaparsanız yapın, siz çok iyi bir çeşidi diktiniz, her türlü hizmeti yaptınız ama tozlayıcı yok. Yani dişi çiçek erkek poleni alacak ki oradan döllenip meyve ortaya çıkacak.
Bu bakımdan tozlaşma çok önemlidir. Biz gerek yeni bahçe kurarken sıfırdan, gerekse çeşit değiştirirken, çeşidi değiştireceğimiz ana çeşidi aşıladık. Tozlayıcı çeşidi aşılayacağız. Nereye? Rüzgar istikametine. Bu çok önemli. Rüzgar istikametini aşılarken o çeşidin tozlayıcısını bileceğiz bir kere. Onu oraya koyduk. Fakat yapılan yanlışlık şu ülkemizde. Maalesef %5 dolayında dış ülkeler kullanıyor. %5. Yani 100 tane de 5 tane tozlayıcı. Ama bizde yarı yarıya neredeyse yapan var. Yazık günahtır. Yani bir çeşit, ana çeşit, A çeşidi, B çeşidi, efendim tozlayıcı çeşit, ikisi yarı yarıya. Olmaz, kesinlikle olmaz. %5 dolayın. Çünkü fazla polen orada döllenmeyi engelliyor. Az polen de yetmiyor, döllenmiyor. Rüzgar tarafına. Şimdi rüzgar tarafı da çok önemli. Niye? Çok rüzgar eserse polen alıp gidiyor. Az rüzgar eserse poleni taşımıyor. Yani orada çok böyle ölçü gerekmiyor. Burada hatta benim afişimde var bu. Efendim bacadan çıkan duman çok yatık gitmeyecek. Şöyle ortalar 45 derece gibi gidecek. Veya orada bir çamaşır asarsınız bir ipe. O çamaşır böyle dik durmayacak da böyle sallanacak yani. Evet. Veya dallar efendim hafif hışırdayacak gibi düşünün. Onun için rüzgar tarafına biz genellikle mavi serviyi daha çok tercih ederiz biz. Hızlı büyüyor. Ama onu çok sık değil tabii. O tarafa yani rüzgarın hızını kesip yavaşlatın. Tabii çok şiddetli rüzgar varsa o böyle. O da olmuyor. Az da olsa olmuyor. Bir ikincisi tozlayıcı çeşit Avrupa ülkeleri tozlayıcı çeşidi 3 çeşit kullanıyorlar onlar. Niye? Erken verim almak için. Amerika acele etmiyor. Tek çeşit kullanıyor. Franket kullanıyor. O da geç çiçek erkek püskül açtığı için geç verim alıyor. Niye? Ağacın kökü gövdesi gelişsin. Fakat biz çeşit seçiminde zaten bizim ağacımız güçlü. Bak bu çok önemli burada. Onu iyi ki sordunuz. Zaten ağaç güçlü, kök güçlü. Bir an önce açacak bu. Şey isteyecek. Çiçekler açtı. Polen bekleyecek şimdi. O bakımdan biz burada tek çeşit koymayalım. Diğer bahçelere benzemez. Yani yeniden tesis edilen bahçede franketi koydunuz tamam. Ağaç gelişinceye kadar franketi beklesin. Erken verime yatırmak da iyi değil. Ama zaten bizim ağaç güçlü. Kök var, gövde var. O bakımdan ne yapacağız biz? %5 tozlayıcı koyduk mu? Yani 100 tane ağacımız varsa 5 5 tane tanesi. tozlayıcı. Yalnız o %5'in 200 tane ağacı olan bir bahçede tabii bunu burada da şuna da dikkat edeceğiz. Bu 200 ağaç, 200 ağaç eğer iki sıra halinde devam ediyorsa 100 metreyi geçmeyeceğiz Evet. tozlayıcıyı. 100 metreyi geçiyorsa bir daha tozlayıcı koyacağız. Bunu da belirledik mesafeye göre. Belirledik. Şimdi diyelim ki 100 metre içinde biz tozlayıcı rüzgar tarafına koyacağız. 200 ağaç. Kaç ağaç dikmemiz lazım tozlayıcı? 10 ağaç. Evet. 10 ağacın 6'sı franket, franküette. İkisi Pedro, biri Fernor, biri Fernet. Toplam 10. Toplam 10 tane Süper. tozlayıcımız olmuş. Chanter için. Peki Selam Bey, örnekleri biraz daha artıralım. Chanter için bir örnek verdik, tozlayıcı Verdik. seçimi. Evet. Bizim diğer yerli çeşitlerimizde tozlayıcı seçimini nasıl yapacağız? Çünkü bazı çeşitler kendine aslında verimli ama belki Evet. yeterli miktarda tozlanmıyor. Doğru. Şebin çeşidini ele alırsak ana çeşittir. Evet. Şebin çeşidinin tozlayıcısı Bilecik'tir. Fakat geçmişte yapılan yanlışlık şu. Şebin cevizi iyi bir ceviz. Eğer şeyinde dikilirse, geç donu kurtarırsa güzel bir ceviz. Meyvesi de biraz tane küçük ama salkım veriyor, çok veriyor. Şimdi orada yapacağımız şey şu. Şebin cevizini Bilecik tozluyor. Bu tescil edilmiş. Yalova Araştırma bunu tescil etmiş. Evet. Geçmişte. Orada yarı yarıya maalesef geçmişte yapılmış. Yani bir vatandaş 200 tane şey dikmiş. Ağaç, ceviz ağacı aşılı. Yüzü Şebin, yüzü Bilecik. Kesinlikle olmaz. Ne yapacak bu vatandaş? Oradaki toz, ana çeşit Şebin ya, tozlayıcıyı azaltacak. Ne yapacak? %5'e düşürecek. 10 taneye düşürecek. Bunun arasına, 10 tanenin arasına 3-4 tanesi demin ithal çeşitlerini verdiğimiz örnekte olduğu gibi 4 tanesini Bilecik yapar, bir tanesini Yavuz yapar, bir tanesini Kaman yapar. Eğer o bölgeye, yöreye uygun değilse çeşidimiz, bunu değiştireceğiz. Buna karar verdik. O bölgeye uygun çeşit seçtik. Kalemlerimizi hazırladık. Geldik işin sonuna, yani aşılamaya.
Bu çeşit değişimini nasıl yapacağız? Hangi aşı yöntemlerini kullanacağız? Siz uzun yıllardan beri bu işle uğraşıyorsunuz. Bizim elimizde dediğimiz gibi kökü kuvvetli, gövdesi kuvvetli bir anaç diyelim artık ona biz. Yani sağlam bir aşı yapacağımız ağaç var. Şimdi bu ağaç kalınlığa göre çeşit değiştirme aşısı farklı olur. Ama geniş bir alanda uygulayabileceğimiz kabuk aşısı, inanır mısınız? Yani baş parmaktan daha kalın olan, yani kabuğu kolay kalkabilen bir şeyden başlayın, kalınlıkta bir gövdeden başlayın. 2 metre çapa kadar eğer kabuğu kaldırabiliyorsanız buraya kalem takabilirsiniz. Nedir bu? Kabuk aşısı. Evet. Bir ismi de çoban aşısıdır. Şimdi bunu yaptık. Bu kalem aşısı sınıfına girer. Kabuk aşısı. Bunu yaptık. Diyelim ki 10-15 kuturunda 5-6 yaşında veyahut da 7-8 yaşında bir ağacımız var. Kestik. Ama dalına ama gövdesine aşı yaptık. Efendim aşımız diyelim ki tutmadı. Evet. Yani hepsi tutacak diye bir şey yok. Yaptığımız aşı tutmayabilir. Çift kalem takıyoruz. Ayrı ayrı dallara takıyoruz ama diyelim ki tek kalem yaptık da tutmadı. Evet. Ne yapıyor? Ağaç sürgün veriyor. O sürgünlere siz Ağustos'ta göz aşısı yapıyorsunuz. Aynı ağacın sürgünlerine bak, aynı ağaç. Göz aşısı yapıyorsunuz. Göz hangisi? Yama göz yaparsınız yörenin şartlarına göre veya yongalı göz yaparsınız. Göz aşısı sonuçta. Onu yaptık. Diyelim ki öyle oldu ki şöyle oldu böyle oldu o da tutmadı. Bakın şimdi. Aynı ağacın kalan sürgünlerini birkaçını bırakalım. Ertesi sene Nisan'a geldik. Bıraktığımız sürgünler var ya. Evet. Onlara da dincik yaparız. O aşı yaptın olmadı. Kabuk yaptın olmadı. Yap göz aşısı. O da olmadı. Yap dincikli. İlla ki ağaç bana mısın demiyor. Ne bir hastalık kapıyor. Ne bir enfeksiyon kapıyor. Sonunda birinden biri tutuyor. Evet. Ben aşı yapılıp da bu muhtelif aşıların yapılıp da tutmayan ağacı yani belki %1 görmüşümdür ama %100 tutar. Kabuk yaptık. Tutmadıysa göz yaptık. O da tutmadıysa şey yaptık değil mi? Dilcikli. Evet. Yani 2 sene içinde muhakkak birinden biri tuttu. Bunu keşfeden dış ülkeler ne yapmış? Mekanik budama yapmış. Ağaçları şöyle düşünmüş. Yani 4 metre yapmış ağaçları. Niye 4 metre yapmış? Çit dikimi yani mekanik budama için. Giriyor bir taraftan motorla bu diyor. Yani onun özel makineleri var. Niye? Çünkü ceviz ağaçları kesmeye, gövdenin yeni dal sürgün vermeye çok üstün kabiliyeti var. Bundan faydalanarak biz çeşit değiştirmede rahatlıkla aşı yaparız. Aman ben kabuk yaptım da bu tutmazsa ben ne yaparım? Ağacım gitti. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Yalnız şöyle bir şey var çeşit değiştirmede. Onu burada söylemek istiyorum. İsim de yöreyi de vereyim ben. İzmir Tire'de iyi bir iklimi var oranın. Şubat'ta kesmiş ağaçları 350 tane ağacı. İnanır mısınız 10 tanesi kalmış. Erken kestiği için. Geliyor Nisan'da aşı yapacak. Ağaçları alamamış. Erken kesmiş. Orada ağaçları aşı yapacağımız zaman 15 gün önce 20 gün önce keseceğiz. Yani Mart sonuna doğru ağacı kesip Nisan'da aşı yapacağız ki aşıyı tutturalım. Ama siz eğer Şubat'ta keserseniz aşı yapacak ağaç bulamazsınız ki. Yani bunlar zor bir şeyler değil. Yani sizi izlemeye devam etsinler. Olayı çözerler. Cevizde çeşit değiştirme aşısı olarak kabuk aşıyı, göz aşısını ve dincik aşıyı kullanabilirler. Rahatlıkla. Peki bunların içinde sizin gözlemlediğiniz en ideal, en rahat tutabilen aşı hangisi? En rahatı, en kolayı biz kabuk öneriyoruz. Çünkü çeşit değiştiriyoruz. Yani bu fidan yetiştirme değil. Fidan yetiştirmede konuşuruz. Efendim orada da dilcikli var, bilmem göz var. Gözünde iki çeşidi var. İşte yongalı göz, yama göz. Ama tabii durgun olarak. Bir de bunun sürgünü var ayrı. Ama çeşit değiştirmede ideal olan kabuk aşısıdır. Niye? Ağaçlarımız kalın çünkü. Çeşit değiştirme gerçekten önemli bir konu. Bu konunun üzerine daha çok durulması da gerekir. Bu anlamda son olarak çeşit değiştirme ile ilgili üreticilerimize, bu işe yeni başlayacaklara, mevcut bahçe sahiplerine ne söylemek istersiniz? Çeşit değiştirme olayı gerçekten çok önemli. Şu elimdeki örneği eğer size verirsem bunun önemi daha çok anlaşılır. Gerek ülkemiz için gerekse bu işi yapan üreticilerimiz için, çiftçilerimiz için. Yalnız bu örneği okumak zorundayım çünkü yanlış rakam söylemeyeyim. Önemli Evet. bu. Bu Yani bir örnekle örnekle bitireceğim. Bu rakamlar yalnız kesin rakamlar. Yani öyle şey değil. Trakya'da
çok önemli bir potansiyel var. Evet. Burada ki bir bahçeden örnek vermek istiyorum. Şimdi burada 7 yaşında bir bahçe bu. 7 yaşındaki bahçede geçmişte 10'a 10 aralık mesafeyle dekara 10 ağaç dikilmiş. 120 dekar, 1200 ağaç, uç dal verimli çeşit dikilmiş. Üstelik de oraya uymayan çeşit dikilmiş. Ne verim var kilo olarak, ne kalite var. Sonuçta 2012 yılı sonu itibariyle alınan net kilo komiktir. 400 kilo. Çünkü altyapı da iyi işlenmemiş. Çeşit iyi seçilememiş. O 400 kilo da iyi değil bakın. Evet. Bu çok önemli. Şimdi burada mevcut bahçeden eğer iyi bir çeşit dikseydi, mevcut bahçeden, mevcut aralık mesafede, seyrek dikseydi ne olacaktı? 1200 ağaçtan 7 kilo alacaktı, 8400 kilo yapar. 400 kiloyu çıkardık, 8000 kilo. Geçen seneki fiyatlar 10 liradan 80 bin lira. 80 bin lira gitti. Mevcut bahçe ama. Evet. Şimdi bu bahçeye biz eğer sık dikim yapsaydık, yan dal verimi olan çeşit dikseydik ne olacaktı? Onu müsaadenizle söylemek istiyorum. Tabii ki böyle. Şimdi altyapıyı iyi yapıp eğer mevcut çeşidi değil de oraya uyan iyi bir çeşit buraya yapsaydı, aslında 3600 ağaç dikmesi lazım ama mevcut bahçeyi konuşuyoruz ya. Evet. 1200 ağaç dikseydi, yani aynı ağaç dikseydi ama çeşit şey olsaydı, altyapıyı iyi yapsaydı, 30 kilo 1200 ne yapar? 36 ton. Çarpı 10 liradan 360 bin lira şu anda kayıp var. Eğer burada sık dikim yapsaydı, yani 8'e 4, 30 taneden 1200 ağaçta 3600 çarpı 30 ne yapar? 100 ton dolayında yapar. Bitiriliyor. Bu yanlış değil. Ben bunu matematik olarak da, bunu ben mahallinde de, ben bunun iddiasında her zaman varım. Ki benim söylediğim rakamlar asgari rakamlar. Dolayısıyla şu andaki kaybı bu bahçe sahibinin 360 bin lira. Eğer buraya daha iyi bir aralık mesafeyle, daha altyapı oluşturarak, cevizin temelini iyi atarak bahçe kursaydı 1 trilyon para alacaktık. Aldığı 400 kilo ceviz, o 400 kilo cevizi de satacak gibi değil, kendisini de yiyecek gibi değil. Gerçekten çok büyük rakamlar var. Yani aslında bu iş... Bunlar şey değil, yani hayal değil. Evet, aslında bu iş olması gereken gibi yapılırsa gerçekten cevizde ya da tüm meyvecilikte güzel kazançlar elde edilebilir. Mümkün. İklimimiz uygun, toprağımız uygun. Anadolu'yu biz. Anadolu cevizi bizim dünyaya bizden yayılmış. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Cevizde son söz olmaz da. Çünkü devamlı arkası geliyor ama. Son olarak şunu söylemek istiyorum vaktimiz nedeniyle. Şimdi Anadolu cevizi diye sinonim olarak Anadolu cevizi geçer. Kafkas derler veyahut İran derler. Efendim bu Anadolu cevizidir. Bizde 60 milyon yıllık fosiller var. Evet. Bu cevizler bizden yıl olarak bakmam gerekiyor. 750-500 yıllar arasında Yunanistan'a gitmiş. Oradan Avrupa'ya, Romalılara geçmiş. Romalılar da buna Juglans, Latince adını takmışlar. Juglans demek kral cevizi demek. Yani bu ceviz ancak krallara layık anlamında. Oradan İngiltere'ye gitmiş. İngiltere'den 17. yüzyılda Amerika'ya gitmiş, Kaliforniya'ya. Şimdi Kaliforniya buraya, buna diyorlar ki İngiliz cevizi. Çünkü İngiltere'den gitmiş. Ama İngiltere bizden gitmiş. Yani bu bizim cevizimiz. Şimdi burada diyoruz ithal çeşit, yerli çeşit hepsi var. Efendim bu ithal çeşitler, biraz heyecanlandım kusura bakmayın. Bu ithal çeşitler bizim cevizimiz. Anadolu cevizidir. Juglans regia'dır. Bunlar Anadolu cevizi. Evet, kesinlikle Anadolu cevizi. Tek farkı dönüp dolaşıp yine bize mi geliyor? Tek fark Anadolu cevizi. Oraya gidiyor İngiltere, Amerika'ya, Kaliforniya'ya. Kaliforniya'da ıslah ediliyor. Tekrar bize çentir olarak dönmüş. Çentir olmazdı da cemal olurdu. Adı çentir olmuş. Yani bizim Anadolu cevizi. Veyahut da frankette, efendim frankette olmazdı da başka bir isim olurdu. Fahri olurdu veyahut başka bir şey olurdu. Şimdi Kaliforniya'dan cevizi alıyor. İslah edilmiş hazır cevizi. Yetiştiriyor. Çünkü onun uzun bir sahil boyu var. Ve bizim Türkiye şu anda Şili'den gelecek cevizi bekliyor. Ben bulamıyorum 10 kilo. Eşimi evet. Dostuma verecek. Bizim Anadolu cevizi isim değiştirerek bize geliyor. Bu bizim cevizimizdir. Bu bilimseldir yani. Benim bu tutuculuğumdan veya şundan bundan değil. Bu bilimsel olarak Anadolu cevizidir. Adı ne olsa olsun. Frankettir, Fernordur, Fernette'dir, Midland'dır. Çeşitleri çok. Howard'tır, bilmem nedir. Burada... bunların ismi değişerek tekrar bize geliyor, bize ithalle geliyor.
ve biz de kilosunu 30 liradan yiyoruz. İnşallah bu kaderimizi yeneceğiz biz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Orta Doğu ülkeleri için petrol çok önemliyse bizim için de ceviz önemlidir. Her yerde deniz sıfırdan 1600-1700'e kadar olabilen bir ağacımızdır. Yeter ki mevcutların çeşidini değiştirelim. Bir an önce şeye geçeriz. Öbür yeni ektiğimiz, diktiğimiz belki uzayabilir ama mevcutları kesip atmayalım. Yazıktır, günahtır. Bir de odun yapıyorlar. Bunların çeşidini değiştirerek inşallah Trakya'daki bu 1 milyon TL kaybı var. Eğer şey tesis etseydi. Ama şu andaki kaybı 360 bin lira. Ülkemiz topraklarına, ülkemiz havasına, iklimine ve ülkemiz insanlarına yazıktır. İnşallah bundan sonra çeşit değiştirerek daha iyi sonuçlar alacağız. Ve cevizi ithal değil, ihraç edeceğiz. Bereket TV'ye yine burada her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Halkımızın da bu konuya eğilmesini diliyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, Balıkesir'de ceviz ve badem araştırmacısı Selam Bayrak'la cevizde çeşit değiştirmeyi konuştuk ve bunu da sizlerle paylaştık. Bir başka programda bir başka konuyla tekrar görüşmek üzere. Emeğiniz ürüne, ürününüz berekete dönüşsün. Hoşça kalın.